Yurda Gül İnşaat Kahramanmaraş ilimizde başarılı projeleri hayata geçirmektedir. Alanında uzman kadrosuyla bölge halkına güvenli konutlar inşa eden firma, çalışmalarında kaliteden taviz vermeden faaliyet göstermektedir. A+ Ekonomi Programı ekiplerimiz firma yönetim kurulu başkanı Fatih Yurda Gül'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. 2010'dan beri Kahramanmaraş'ımıza hizmet vermekteyiz. Tamamen yapsat üzerinde yapıyoruz. Çalışmalarımızın hepsi bunun üzerinde. Yurda Gül İnşaat olarak da bizim yaptığımız iş Kahramanmaraş'ımıza gerçekten vatandaşın istediği daireyi yapıp teslim edebilmek yani. Vatandaşın istediği nasıl? Yani anahtar teslimi daire alayım, başımız ağrımasın. Gerçekten sıfır daire aldıysak da 5 yıl, 10 yıl hiç anahtar vurmadan, herhangi bir şey yapmadan, herhangi bir masraf yapmadan ve firma da bizim gerçekten uyum sağlıyorsa ödeme şekilleriyle kolay rahat bir şekilde ihtiyacımızı görerekten daire sahibi olmak. Fatih Yurda Gül yapmış oldukları konutların özelliklerine değiniyor. Maraş'ta daha lüks konutlara, lüks segmente de geçtik şu anda. Yani yıllık ortalama işte 400 daire yapıyorsak şu anda, bu 400 dairenin 100 tanesi en üst segment, ortalama 200 tanesi orta segment, işte 100 tanesi de işte biraz daha dar seviyeli, dar gelirli olan aileler için yapıyoruz mesela. Fatih Yurda Gül, Kahramanmaraş bölgesindeki herkesi konut sahibi yapmak istediklerini belirterek fiyat politikalarına değiniyor. Tabii insanları daire sahibi ederken çok afaki rakamlar değil de gayet normal olan rakamları söylüyoruz. Karımız az olsun, düşük olsun ama temiz olsun, her halinden olsun. En çok bizim söylediğimiz bu. Yani topluma da biz bunları söylüyoruz. Daire alan kişilere de bunları söylüyoruz. Yani bir ticaret yapılacaksa, bir alışveriş yapılacaksa helalinden olsun. Karımız az olsun ama helal olsun. Az olsun ama sürekli olsun. Fatih Yurda Gül konuşmasında dairelerin metrekarelerine değinerek şu bilgileri veriyor. Burada en küçük dairelerimiz, yani 1+1 dairelerimiz 45 metrekare. Yani öğrenciye hitap edebilecek şekilde. Bir üst kaleme çıktığımız zaman 2+1 dairemiz var mesela. Onlar 110 metrekare. Gayet işte yeni evlenen kişilere özellikle ben bunları söylüyorum. Yeni evlenen kişilerimiz, vatandaşlarımıza biz bunları söylüyoruz. 3+1'lerimiz 155-160 metrekare, 170 metrekare. 4+1'lerimiz 200-210 metrekare. Daha büyük olan dairelerimiz de var ama onların daha farklı olan dairelerimiz, daha şu anda proje aşamasında olan, onlar daha büyük olan dairelerimiz. 350 metrekare, 400 metrekare, 300 metrekare mesela. Fatih Yurdagül sektördeki deneyimsiz müteahhitlerin olduğunu belirterek görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Özellikle bu bizim Maraş için söylüyorum, Kahramanmaraş için söylüyorum. Kahramanmaraş'ta bu kadar ağır müteahhitlerin olması, bu kadar yani müteahhitlerin çoğalması gerçekten Maraş için ağır bir yük. Yani herkes, yani emekli olan müteahhit oldu, ondan sonra yani bakkalcılık yapan müteahhit oldu, esnaf olan müteahhit oldu, kuyumcu olan müteahhit oldu. İşte garajcı olan müteahhit oldu, fabrika işi olan, fabrikatör olan arkadaşlarımız müteahhitlik yapmaya başladı. Niye? Zannediyorlar ki inşaat işinde büyük bir rantın olduğunu düşünüyorlar. İnşaat işinde çok rahat bir para kazancı var diye herkes bu işe yönelmeye çalışıyor. Halbuki hiç alakası bile yok yani. İnşaat sektörü tecrübe isteyen bir sektör. Toplumun, vatandaşın içinden gelen birisinin bu işi yapması lazım. Yani böyle hemen uzaktan baktığınız zaman ya inşaatı yapmak çok basit, çok kolay. Ben de bu işi yaparım. Ben de hemen işte 3-5 tane adam bulurum. Yani beton demiri alırım. Ben de hemen bu işi yaparım. Ben de bu şekilde daire satarım. Topluma bu şekilde bir şeyi kazandırmaya çalışırım diye yok. Yani hiç böyle bir olay yok kesinlikle. Devletin deneyimsiz müteahhitlere sınırlama getirmesi gerektiğini belirten Fatih Yurda Gül, programımız aracılığıyla beklentilerini dile getiriyor. Vatandaşın eğer gücü varsa, müteahhidin kendi gücü varsa bu işe girmesi lazım. Devletin de bu işte bir sınırlama getirmesi lazım. Çünkü demin de mesela söyledik ya, her önüne gelen müteahhit olmaya çalışıyor. Küçük bir ofis açmayla müteahhitlik olmaz. Tamamen tecrübe olması lazım. Tamamen cebinde belirli bir gücün olması lazım. Sonuçta burada mağdur olan vatandaş. Devlet bunlara bir düzen getirmesi lazım. Ve aynı zamanda şu anda
Yani birçok firma baktığı zaman, herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman devlet kime ne desin mesela? Vatandaş devletin yanına gittiği zaman ya diyor ben mağdur oldum, dairemi alamadım. Ya alamadın da devlet ne yapsın? Devletin bu konuda yani çözüm üretebilmesi için müteahhitlik firmasını, müteahhitlik belgesini verirken belirli bir gücün olması lazım, belirli şartların olması lazım, bir ekibin olması lazım, belirli şartların olması lazım. Nasıl? İşte atıyorum bir büyük marketlerin bir standardı varsa, büyük marketlerin belirli bir metrekarede bir dükkanı olacak, iş yeri olacak, ondan sonra şu şartlar altında olacak. Bu şekilde olması lazım müteahhitliğin. Her önüne gelen müteahhit olmamalı, olmaması lazım da. Şart zaten. Fatih Yurdagül vatandaşların konut alırken bilinçlendiğini ifade ediyor. Ya vatandaş daireyi bizden alırken tabii ki şu anda bilinçlenmeye başladı. Şu kriz döneminde biraz da kendisine geldi yani çekirdeğini getirdi kendisine. Yani iyi ve işte iyiyle kötünün arasındaki olan işte firmayı şu anda seçti. Gücü olmayan, kalitesiz yapan firmaların hepsi battı mesela. Vatandaş şu anda atıyorum piyasada 100 tane daire alacak olan kişi varsa 100 tane daire alacak kişi var. Kaç tane müteahhit firma var? 100 kişi var. Kim sağlam yapıyorsa, kim güzel kaliteli yapıyorsa, kim sağlamsa, kim güvenilirse o firmanın yanına gidiyor. Yapılan konutlarda sosyal alanların olması gerektiğine değinen Fatih Yurdagül, kentsel dönüşümün ada bazlı olmasının avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Kentsel dönüşümün olması için büyük alanın ada bazında olması çok çok mantıklı. Ve esas doğru olanı bu. Sitenin kendi içerisinde işte kapalı otoparkı, kendi yeşil alanı, işte rahat bir yaşam tarzı, yani rahat, ferah, güzel, kaliteli olan daireler, toplu olması da bu çok çok mantıklı. Alışveriş merkezlerinin olması ekstradan, bunlar çok çok mantıklı. Ama bireysel olması gereken yerler varsa zorunlu kalmadığı müddetçe onlara girmemek lazım. Toplu yıkmak daha mantıklı. Şehirleşme daha mantıklı, daha çok güzel olur bu sefer. Daha güzel yani hem şehrin yapısı açısından, görünüm açısından, kalite açısından, belediyemiz açısından. Yani bunlar da yani çok çok mantıklı ve çok da güzel yani. Sektörde yapı denetimin önemine değinen Fatih Yurdagül bu konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Yapı denetim şart. Bir inşaatın başlamasından belediyemiz daha önceden kendisi denetimi kendisi yapıyordu, belediyenin kendisi yapıyordu. Belediye artık hangi binayı kontrol etsin, hangi müteahhiti takip etsin o zor. Ama şu anda yapı denetim firmaları açıldığından dolayı yapı denetim firmaları özel sektör mesela. Ama şu anda gerçekten yani çok güzel takibi var yani. Yapı denetimlerde çok çok da memnunuz ve takip etmesi de şart. Takip etmesi de yani bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü yani bu işte kaçıran, göçüren herhangi bir yani bu işte yani tam hakkıyla yapanlar bu sefer piyasaya çıkıyor. Fatih Yurdagül konuşmasının sonunda ileriye dönük hedeflerine değiniyor. Piyasada tutulan bir firma, piyasada kaliteyi yapan bir firma. Onun için her zaman için yani yaptığımız işlerin devamlı arkasındayız. Ve yaptıklarımız yani çok farklı. Bundan sonrakiler daha farklı mesela. Her geçen gün daha farklı binalar, daha değişik binalar. İşte diğer büyük olan şehirlere baktığımız zaman işte o tür binalarda mesela büyük devasa binalarda, devasa sitelerde mesela diyelim. Oradaki yapılan kaliteyi görüyoruz. İşte bizim Maraş'a hangisini getirebiliriz? Maraş'ımızda hangi binayı kaliteli bir şekilde yapabilir? Bunların hepsini tek tek analizini yapıp buraya uygulamaya çalışıyoruz. Yani marka olmak bir şey. Tabii marka olmak. Bu sadece bu markayı sadece bizim Maraş'ta değil tüm Türkiye genelinde marka olmayı düşünüyoruz. İnşallah yani hedefimiz o. Türkiye'nin genel durumuna baktığımız zaman zaten herhangi bir sıkıntı yok. Ben bu şekilde bakıyorum ve hiçbir zaman da piyasadan hiçbir zaman korkmadım yani. Türkiye'nin yani geleceği açısından, iş yapılış yapışı yani yapılış açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir şeyde bir tedirginlik görmüyorum kendi açımdan söylüyorum. Onun için gayet de iyi. Ve yatırımcılar da hiçbir zaman, ben özellikle buradan da söylüyorum hatta, yani bütün yatırımcılarımız yatırımlarını çok hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde, istikrarlı bir şekilde
devam ettirmelerini istiyorum yani.